Kartal Tibet'in ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu. Tibet'in izleyicinin gözünde taht kurduğu Tarkan serisi filmlerindeki en büyük düşmanı Çinli Wang Yu'yu canlandıran Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar dostluklarını anlattı. Tibet'in ardından vücudumun yarısı gittiği gibi oldu diyen Koşar, rol arkadaşı değil, kardeş olduk dedi. Kara Harp Okulu mezunu Hakkı Koşar, Türkiye'yi ilk karate ile tanıştıran isim. Birbirinden ünlü öğrencileri arasında Cüneyt Arkın da var. Birçok filmde karateci olarak rol alan Hakkı Koşar, Kartal Tibet'in canlandırdığı Tarkan'ın ezeli düşmanlarından biri olan Wang Yu'ya hayat verdi. 78 yaşındaki Hakkı Koşar, Hürriyet'e verdiği açıklamada 40 yıllık dostumdu dediği Kartal Tibet'in ardından şunları söyledi. Kartal Tibet sadece oyuncu ve yönetmen değildi. O herkesi birbiriyle barıştıran, kaynaştıran bir ağabey, bir kardeş, bir babaydı. Biz onunla sadece rol arkadaşı değil, kardeş olduk. O bana hocam, ben ona canım ağabeyim derdik. Dünya güzeli bir insandı. Asla insan ayırt etmezdi. Her seviyedeki insan onun gözünde birdi. Kartal'ın ardından vücudumun yarısı gitti gibi oldu. O dönem filmleri çekmek için dağ bayır gezerdik. Sahneleri çekerken birbirimizle dövüşür, hatta öldürür, çekimden sonra da diz dize oturup çay içerdik. Herkes de dostluğumuza az önce siz dövüşmüyor muydunuz diye şaşırırdı. Biz de öyle söylenenlere gülerdik. O dönemde ben Cüneyt Arkın'ın da karate hocasıydım. Cüneyt Arkın, Türkiye'de gerçek siyah kuşağı hak eden ilk oyuncudur. Hakkı Koşar, Kartal Tibet'in yanlışlıkla koluna küçük bir kesik attığı Tarkan filminin son sahnesini ise şöyle anlattı. Kartal Tibet'e karate hareketleri göstermiştim. Tüm film boyunca dövüştük. Final sahnesine geldik. Ellerimizde kılıçlar, senaryo gereği benim kılıç düşüyor ve Tarkan beni öldürecek. Bu sırada Kartal Tibet elindeki kılıç benim koluma değdi ve küçük bir yeri çizdi. Kartal Tibet hemen sahneyi durdurdu. Aman Hakkıcığım, bir şey oldu mu diye sordu. Ben de olur öyle şeyler kılıçla dedim ve sahneyi tamamladık ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Kartal Tibet'e Allah rahmet eylesin.